Öyle aranda buluşacak kadar acil ne oldu baba? Hiçbir şey. Aslında evde de konuşabilirdik ama... seni evde bulmak dışarıda bulmaktan daha zor. Serseri genç ve endişeli aile temalı bir konuşma bekliyor bizi galiba. En azından aile olduğumuzu hatırlıyorsun ya. Bu da bir şey. Ama Mahir, sen insanlardan mı kaçıyorsun yoksa özellikle bizden mi? Ne demek o? Doktorluk yerine veterinerliği tercih ettiğinde sorunun insanlarla diye düşünmüştüm. Ama şimdi bütün vaktini arkadaşlarınla geçirdiğini görünce sorun bizdeymiş gibi geliyor. Benim kimseyle bir sorunum yok. Yani buyum ben. Mahir, beni anlamanı beklemekten çoktan vazgeçtim ben. Ama annenin sana ihtiyacı var. Ve sen de her sorumluluk sahibi genç gibi ona bu zamanı vereceksin. Merhaba. Çok geç kalmadım değil mi? Oğlum. Çok geç değil ama biz siparişleri verdik. İyi ettiniz. Resmen özledim oğlumu. Ne iyi oldu değil mi? Uzun zamandır böyle bir şey yapmamıştık. Gerçekten çok iyi oldu. Sipariş ettiniz. Bir zamanlar biz de genç olduk. Değil mi? Üniversite hayatı. Yeni çevre, yeni arkadaşlar, damarlarda akan kan. Seni anlıyorum be oğlum. Ama özlüyoruz da, merak da ediyoruz. Çünkü insan bu yaşlarda kendine doğru arkadaşlar seçemeyebiliyor. Anneciğim bu konulara girmesek. Sen bana kulak verirsen ben de bu konulara girmek zorunda kalmam. Mahir, ben senin annenim. Bir hata yaptığını görüp nasıl yokmuş gibi davranabilirim ki? Senden tek bir ricam var. Lütfen dikkatli ol. Başını belanın hiçbir türlüsüne sokma. Ve tutunacaksan bize, ailene tutun. Tamam mı? Kızın ne işi var yine burada? Anne yine başlama ya. Neye başlamayayım Mahir? Sevmiyorum. O kızla görüşmeni istemiyorum. O kadar. Ayla, rica edeceğim bak. Şurada ağız tadıyla ailecek bir yemek yiyoruz. Benim ağzımın tadı kaçtı. İkide bir oğlumun başını belaya sokan bir kızı sevmek zorunda değilim. Ya tamam, sevmek zorunda değilsin ama sakin ol.